Herkese merhabalar. Yine yepyeni bir videoyla, yine merak uyandıran gizemlerle dolu bir videoyla karşınızdayım. Görüşmeyeli nasılsınız? İnşallah keyifler yerindedir, her şey yolundadır. Biz bugün neredeyiz? Biz bugün Aydın Mursallı'dayız. Taksiyersiz Kilisesi diye 1870'li yıllardan kalma bir Rum kilisesindeyiz arkadaşlar. Hatırlayanlar belki vardır. Biz buraya yaklaşık bir 3-4 ay kadar önce gelmiştik. Geniş kapsamlı bir video olmuştu o zaman. Köyün genel durumuyla ilgili bir çekim yapmıştık. Bu köy arkadaşlar Atatürk'ün emirleriyle, Atatürk'ün talimatlarıyla kurulmuş bir köy. Ondan bahsetmiştik. O zamanki tarihinden bahsetmiştik ve bu kiliseyle ilgili de çok böyle küçük, hani minik bir anlatım yapmıştık. Fakat bugün buraya gelişimizin sebebi şu. Kiliseyle ilgili çok detaylı konular varmış. Ben tabii o zamanlar bilmiyordum. Yeni öğrenmiş oldum. Ve bunlara tanıklık etmiş canlı şahitler varmış. Onları bulduk. Sağ olsun köyde bir Demir abimiz var. Geçen sefer bizi evine konuk etmişti. Eşi Maria Hanım. Kendisi bir Yunanlı. Yunan gelini arkadaşlar. O da yıllardır Türkiye'de Demir abiyle evli. Sevgili Demir abimizin eşi. Onların aracılığıyla burada o günkü o gizemli olaylara, bu kilisenin detaylarına hakim canlı bir tanık bulduk. Bugün kendisini videomuza konuk ettik. Neler konuşacağız bugün? Kilisenin içinde arkadaşlar bir mezar var. Bir papaza ait olduğu söyleniyor. Ve mezarın üstünde yazılar var. Tabii şu an yazıları okuyamıyoruz. Yazılar Rumca. Demir abinin eşi Maria Hanım'dan, sevgili Maria Hanım'dan yardım alacağız. O papazın mezarın üzerindeki yazıları okumasını isteyeceğiz. Acaba neler? Başarabilecek miyiz? Şu an bilmiyorum gerçekten. Sonrasında, geçen seferki videoda bahsetmiştim zaten. Kilisenin altında arkadaşlar bir tünel var. Bu tünel kiliseden papazın evine kadar gidiyor. Papaz her gün ibadet için buraya gelirken o tüneli kullanıyor. Sokaklarda gezmiyor. Tünelden kiliseye geliyor ve yine kiliseden tünel aracılığıyla evine gidiyor. Bugün o yıllarda bu tünelin içine girmiş, tünelin içinde dolaşmış, çocukken tabii, bunlara canlı tanıklık etmiş Erdoğan abimiz konuyla ilgili bize detaylar verecek. Tünelin nereden geçip nereye gittiğini bize gösterecek. Diğer ucunu gösterecek. Papazın evinin olduğu o noktaya geçeceğiz. Hepsi birazdan. Bugün gerçekten çok böyle detaylı hikayeden, detaylı konulardan bahsedeceğiz. Fakat öncesinde arkadaşlar, biliyorsunuz son videolarımızda SMA hastası yavrularımızla ilgili sık sık duyarlılık yapıyoruz. Hatırlatmalarda bulunuyoruz. Yavruların durumları gerçekten çok kritik. Hepsinin gerçekten yardıma ihtiyacı var. Bu konuda büyük sorumluluk düşüyor bize. Sevgili izleyenler, sizden şu an çok küçük, çok minik bir talebim olacak. Çok da kolay bir talep. Tam bu noktada videoyu durdurup bir dakikalık bir şey yapmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Bir SMA hastası yavrumuza yardım ediyoruz hep birlikte. Nasıl yapıyoruz bunu arkadaşlar? Telefonumuzun SMS kısmına giriyoruz. SMS kısmına Ege yazıyoruz. Sonra bu mesajı 2906'ya gönderiyoruz arkadaşlar. SMA hastası yavrumuz Mirza Ege. Kampanyası biraz yavaş ilerliyor. Artık tabii gün geçtikçe de bu yavruların durumları kötüleşiyor biliyorsunuz. Kendisine bir SMS gönderiyoruz. SMS'in bedeli de 25 TL. Sadece ve sadece 25 TL. Çok ciddi konulardır bunlar. Ve çok basit şeylerdir bunlar. Tam bu noktada videoyu bir dakikalığına durdurup, hemen burada durdurup, SMS'e gidip, Ege yazıp, 2906'ya SMS'i gönderiyoruz. 25 TL bir bağış yapmış oluyoruz. 25 TL bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Fakat bunu hep birlikte yaptığımızda
bu yavrumuz için çok büyük şeyler ifade ediyor. Lütfen bu konuda duyarlı olalım. Hatta dün gece yavrularımızdan bir tanesi gerçekten ağırlaştı. Takip ediyorum yakından. Hastaneye kaldırıldı. Çok üzücü şeyler. Yakından takip edenler biliyorlardır zaten. Çok üzücü şeyler. Bunların olmaması için bu minicik yardımları yapıyoruz. Bu yavruları tekrar hayata kazandırıyoruz. İnşallah yarın bir gün iyileşip aramızda dolaşırlar. El birliğiyle bunu yapabilmemiz çok basit, çok kolay. Allah hayırlarınızı kabul etsin. Şimdilik bu konuda söyleyecek olduklarım bu kadar. Yardım edenlere de çok 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 teşekkür ediyorum gerçekten. Şimdi videoya dönelim. Ben şimdi yavaş yavaş kilisenin ön tarafına geçiyorum. Erdoğan abi şu an orada beni bekliyor. Kendisiyle birlikte kiliseyi gezmeye başlıyoruz. Az önce bahsettiğim o başlıkları detaylandırmaya başlıyoruz. Umarım konular ilginizi çeker, dikkatinizi çeker. Buyurun geçelim. Bugünkü rehberimiz sevgili Erdoğan abinin yanındayız. Kendisinin bu şahane bilgilerinden faydalanacağız. Sağ olsun videomuza da bugün katıldı. Erdoğan abi nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ ol. Sizler nasılsınız? Çok şükür biz de. Bugün bize eşlik edeceğin için, yanımızda olduğun için gerçekten... Ben de sizi burada görmekten ben de gurur duydum, şeref duydum. Çok sağ ol abi. Sağ ol. Çok teşekkür ederim. İyi oldu. Şimdi bu salonumuzun tanıtımı için... İnşallah faydamız olur inşallah. Gerçekten görüp de gelenler olur. Zaten kilisenin birçok şeye de ihtiyacı var. Belki bir şeyler yapılır. İnşallah yapılır. İnşallah abi. Abi şimdi bugün ben az önce bahsettim. Buradaki mezarla ilgili senden bilgiler alacağız. Sonra burada bir tünel varmış yıllar önce onunla ilgili. Sonra bir papazın evi varmış onunla ilgili. Şöyle ufak ufak şimdi bir... Ben kendi yeteneğimle ve bilgilerim edindiğim bilgilerle size yardımcı olayım. Tamam. Şimdi şurada... Gel abi gezelim. Şurada... papazın minberi vardı. Hı hı. Buradan çıkış şeyi vardı. Burada minber, bu kapı yoktu, kapalıydı. Hı. Şurada sonradan mezarı bilindi. Bir de bunun karşısında aynı taştan bir daha da yazısı ve şeyi vardı. Mezar taşı. Mezar yüksek taşı. Miydi abi? Şöyle şu boylarda falan evet, şu boyda vardı. Hı hı. Şu boyda, pençe boyunda şu boyda vardı. Aynı bu taşlar gibi. Burada yazılar var fakat biz tam olarak silindi, okunamıyor. Burada Erdoğan abi bu yazılardan böyle bir seçebildiğim bir kelime var mı? Vallahi ben sanki şimdi bak şurada bir tarih demiştim. Şurada tarih 1311 yazıyor. Şurada 1311 diyorsun evet, değil mi? 1311 yazıyor. Şunu evet. Sanki biraz az önce... Şurada money. Yalnız diyor. Yalnız demek. Evet yani yalnız ama diğerlerini tam olarak şey yapamıyorum. Bunları Maria Hanım'a inşallah bir okutursak bakalım. Onları vallahi, dedi. Tabii şimdi Maria burada şey olursa belki yetişirse daha güzel okur, daha güzel yapar. Bununla şimdi... ilgili abi bir şey söyleyeceğim. Öyle bir şey duydum ama bilmiyorum doğru mu yanlış mı. Kilisenin papazı o yıllarda bir kötü bir olaya karışmış adı. Bir, onu ben bir söylenti rivayettir. Bilemeyiz. Şimdi bilemeyiz. İzleyenlere bilemeyiz. Yani aktarayım mı? Söyleni. Bilemiyorum. Şimdi kesin mesela benim bir şeyim yok. Ama öyle bir şey olduysa, cezalandırıldıysa, şey yaptıysa fakat burada nasıl gömülür o? Bunu da sevgili izleyenler şöyle bir özetleyeyim. Deniyor ki kilisenin papazı yıllar öncesinde bir yüz kızartıcı bir suça karışmış. Bir söyleyelim mi tecavüz olayına karışmış deniliyor. Fakat onunla ilgili ceza falan almış, yatmış. Fakat daha sonrasında aklanmış, böyle bir şey yapmadığı ortaya çıkmış. Söyleniyor yine söylenti ve artık onu onurlandırmak için artık kendilerini affettirmek için bu insanlar onu ödüllendirip kilise gibi kutsal bir yere gömmüşler, defnetmişler evet. Deniliyor. Tabii bu bir söylenti. Tabii, söylenti. Onu tabii, bilmiyoruz. Söylenti. Ha, tabii, onu söylenti. Bilmiyoruz abi gerçekten de. Burada mesela şimdi burası çok tahrip edildi. Evet. Yani benim nazarımda. En son sanki burası, şurayı mı demiştin abi? Evet. Şurada. Defineciler herhalde burayı. Papazın çıkıp da minber dedikleri mesela şeyi. Şuradan merdiveni vardı. Hı hı. Burası bir sahne gibi bir şey vardı. Çıktığı zaman buradaki cemaatine ona göre şey yaparlardı. Öyle şey olduk. Fakat bizden daha önceki yaşlılar tam olarak orijinalini burada gördüler. Hı. Burada ikonalar, efendim bu resimler hep kullana kullana çok şeyler değişti. Buradaki ikonalar abi Yunanistan'daki kiliseye gitmiş diye duydum. Vallahi şimdi söylenti öyle. Hı hı. Mesela ben de duydum mesela Maria ve Yannis bana çok şeyler söyledi. Buradan oraya gittiklerini söylediler. Hı hı. Fakat burada dediğim gibi mesela ben Yanni ile 1970 yılında buradan Aydın'a kiliseye ve 80'de 55 tane ile onunla beraber bütün kiliseleri gezdim. Hı hı. Yani ben de mesela o da camilere geldi, gezdik, kiliselerde gittik. 1980 yılında, ihtilal döneminde. Hı hı. Hatta o ihtilal vardı ya, hiçbir yere gidemeyiz. Sen dedim hiç onu bırakma, çok gezdik. Yani. Allah razı olsun, şey yaptık. Ve ondan sonra buradan mesela yapılanlar
o köşede ben de papazın evine giden tünele bir yanlış bilmiyorsam 5 metre bir girdim içine. Şu tünel bu noktada değil mi? Oraya geçelim o tarafa doğru. Tamam. Tünel o noktadaydı. Şimdi kilisenin içinden papazın evine doğru uzanan bir tünel var. Az önce de bunu zaten bahsetmiştim. Erdoğan abi gerçekten o tünelin olduğu, ayakta olduğu yıllarda o tünelin içine çocukken tabii girmiş, bunu gerçekten gözüyle görmüş biri. Tünel abi bu noktadan başlıyor diyorduk değil mi? Şimdi burası galiba yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Bu yoktu. Sonra burası, giriş etmesinden sonra bu yapıldı. Açık bir köşeydi. Evet. Açık bir, aynı burası gibiydi. Tünel alttan evet. Gelip buradan mı çıkılıyor? Buradan çıkılıyordu. Şu köşeden olacak. Bakalım. Köşede. Fakat hı-hı, şimdi bir şey kapandı. Hiçbir şey kalmadı mı? Kalmadı. Kapandı. Bu bastığımız yer tünelin çıkışı mıydı? Şunun altında mesela belli bir şey vardı. Hı-hı. Buradan girip evine gidiyordu. Ondan sonra buradan mesela şimdi burada şey geldikten sonra cemaat girdiğini söylüyorlardı. O cemaat onun girdiğini bile görmüyor. Görmüyordu. He. Tabii görmüyordu. Şey yapmıyordu. Peki mesela, Erdoğan abi bundaki amaç neydi biliyor musun? Hani neden abi, acaba böyle gizli geliyordu? Ya papaz işte dini, onların şey inançları öyle. Onunla alakalı bir şey değil mi? Onların inançları öyle. Şey yok. Bizim mesela şimdi dinimizde nasıl böyle bir şey varsa, hı-hı, onlar için de onlar şeyi de. Bu tünel Erdoğan abi kaç metre gidiyordu aşağı yukarı biliyor musun? Ya buradan tahmini 100 metre yok. Şimdi zaten tüneli, buradan izleyenlere de söyleyelim. Tünelin çıkış noktası olan, o papazın evi dediğimiz nokta olan orayı da zaten göstereceğiz. Evet. Bir 50-100 metre civarı mı duruyorsun? Tahmini o kadar yani. Şimdi bu evler yoktu o ne zaman. Kadar genişti abi? Tünel tahmini bir insan girebilecek şekilde. Boy ne kadardı? Boy bir insan boyu. Fakat biz o zaman mesela ben 7-8 yaşlarındayken içine girdim. İçine girdim. Ne kadar ilerledin içinde? Tahmini 5-10 metre ilerledim ama babam duyunca hemen geldi kulağımı çekti. Bir daha sakın öyle şeylere girme dedi. Tabii. Çünkü her türlü tehlikesi olabilirdi. Sen girdiğin evet, yıllarda artık topraktı, göçmüştü, çökmüş yok, müydü? Hiç. Tertemiz şey, duruyordu yani. Duruyor tabii. Şey miydi? Tabii. İçinde böyle bir beton kaplaması hayır, var mıydı? Hayır. Tuğla. Tuğla. Tuğladan. Bu tuğladan örülmüş şeyi vardı. Yani o yıllarda. Ondan sonradan burada şey olunca kapandı o. Belki o tünelin bir kısmı ayakta duran yerleri bile vardır. Altta vardır tabii duruyordur muhakkak. Altta. Bunun tabii, girişi çıkışı tabii, kapanmış girişi ama. Girişi kapandı ama tabii vardır muhakkak. Vay be. Daha ilerideki mesela bazı tünel var. Şurada ileride bir su tüneli var bizim. Hı hı. O da daha ayakta duruyor. Aşağıda bizim incir bahçesinin altında 35 metre uzunluğunda tünel. Tünel. O da duruyor. Tünel kuyu. Su. Su deposu. Ama içinde bir örgü şey yapılmış ki kemer yapılmış. Hı. Süper. Vay ama be, hepsi tarif edildi. Abi, defineciler bu tarihi mahvetti. Buyur abi. Zaten kilisenin, şey o, kilisenin içinde bile bu defineciler tahribat yaptıysa o bağ bahçe içindeki tünellere neler yapmazlar? Evet. Neler yapmazlar? Ya bir şehirdi o zaman. Bundan belki 1000 yıl, 2000 yıl burası bir şehirdi. Tabii. Şurada, çok zengin bir yermiş burası. Şurada ileride ne diyorlar onu? Bizim dediğimiz şimdi mesela şimdi Kızıl Topraklar. Hı hı. Orası da şehirdi. Kanlıbahçe'yi tarafları hep şehirdi. Evet. Burası Erdoğan abi gerçek kapısı değil mi? Evet. Buranın gerçek kapısı. Bir burada var, bir de orada var. Kilisenin ana giriş kapısı. Ana giriş kapısı sonradan burası, herhalde evet, şu açılmış. O da vardı. Şu büyük olan, şu anki. Hayır, büyük sonradan açıldı. Evet. Orada kapı yoktu. Burada Erdoğan abi neler yapmışlar anlatsana. Sinema olmuş. Şimdi bak. Ondan sonra ilk cami olmuş. 1900 tahmini 25'li yıllarda burası cami yapıldı. Hı hı. 30'lu yıllara kadar cami olarak kullanıldı. Hı hı. Ondan sonra okul yapıldı. Vay be. Ha, okul yapıldı. Şimdi tabii önce cami sonra okul oldu. Ondan sonrası şeyler bitince bunlar bitince sinema salonu yapıldı. Ya kilise tiyatro, sinema çünkü yer yoktu ya. Burada mesela şimdi o şey oldu, orada kapı yoktu. Sinema bayağı güzel şey oldu, kaç yıl devam etti. Ondan sonra sinema şeyi bittikten sonra burası incir işletmesi oldu. İncir işletmesinden sonra efendim boyacısı geldi, tamircisi geldi, şu geldi, bu geldi. Oto boyama yapmışlar ya. Yaptılar tabii şey oldu, burası şey değil. Burası hani affedersin nasıl desen ne söylersen söylenecek şey. Doğru. Bu ikonalar ben buraya ilk ikona davasını şeyini Yunanistan'dan gelen bir arkadaşımla o zaman
şeyini öğrendim. Bilmiyordum yani isimlerini, ekonomik olan nedir bilmiyordum. Resimler bir sürü vardı. O tabii kendisi bir profesördü. O profesörün sayesinde bunları araştırdık. Şeyini, kataloğunu buldu. Buradan Aydın'a gittik. Aydın'a bu müzeler şeyine. Orada bunu tek tek orada hepsini gördü. Efendim buranın çanı, buranın ikonu, resimleri, duvarlarda bir sürü resimler var. Onda orijinalleri şeyleri var. Erdoğan abi sen kaç yıldır buradasın? Ben doğduğumdan beri buradayım. Maşallah. 77 yıl buradayım. Maşallah. Şu an öyle. Abi şunu soracağım. Şu boya orijinal diye orijinal, biliyorum. Orijinal, eski tabii eski. Bunun bu, üstünde kaç sefer şey yaptım. Şu ben. Mavi olan bu dökülmüyor. Orijinali. Bunlar dökülüyor. Bu bizim yaptığımız nasıl? Herhalde değil mi? Beyaz. Bu tabii sonradan mesela diyorum ya. Şey yapalım. Cami olduğu zaman burada namaz kılmak için tabii duvarda ikonalar, resimler var. Resimler var. Bunları boyayarak kapattıklarını boyayarak duydum. Kapattım, evet. Hani doğrudur. O resimlerin önünde namaz kılınmasın. Tabii. Gibisinden zaten değil mi? Zaten evlerde bile şimdi bir resim olduğu zaman ters çeviriyor namaz kılarken. Keşke bizim bir örtüyle şeyimiz. Bir şeyle kapatılsaymış şimdi. Ama işte diyorum ya evet. Tabii o günün şartları büyük bir düşmanlık vardı. Evet. Yunan şey burada cam yapıldı, burada şey resim mi görülür? Olmaz. Olmaz. Zaten bunun olmaz. Geleceğe dönük bir tarihi yapı olacağını da o yıllarda tabii. Kim düşünecek ya ki? Ya şimdi ileri bizden büyükleri olanlar o zaman sahip çıkmadılar. Tabii. Ben ona kızıyorum. Lanetliyorum ya şey yok. Ne var yani burada mesela şimdi şey oldu. Burada bak şurada bir tane daha vardı atkı vardı böyle. Ne oldu? Burada mesela o kesildi. O kesilmesiyle bak yukarı çatladı. Bunlar mesela niye çatlamadı burada? Bunlar tutuyor işte bunu. O aradaki bak. Yok şimdi tabii. Öyle mi? He. Evet. Bak orada bir onun kesilmesiyle o bağlantının kesilmesi bak oradaki çatlaklar meydana geldi. Abi zaten öyle tahmin ediyorum ki bak şurası bir 10-20 sene daha gitmez. Vallahi bu 50 yıldır böyle. Hadi ya. Tabii. 50 yıldır böyle. Hiç şey yapmıyor. Ondan başka bir şey olmuyor. Üst kat ne içinmiş Erdoğan abi? Üst kat işte şey kadınlar orada şey yapıyordu. İbadet orada. He. Hayır hem ibadet hem orada kadınlar orası şeyi vardı. Yani bizim yalnız bizim Müslümanlıkta değil. Yunanlarda da öyle. Kadınlar ayrı erkekler ayrı şey oluyordu. Bir saf tutuluyormuş değil mi? Saf ayrı, tutuluyordu evet. Tabii. Aynen. Şimdi Erdoğan abi bu tünelin takip ettiği eve doğru gidelim mi? Gidelim. Şöyle bir geze buradan geze. Çıkalım. Kilisenin yanından geçelim. Şu Maria Hanım'a yerdeki yazıları yalnız soracağım bakalım. Bunu işte güzelce onu çek yakından. Hı hı. Güzel çek. Onların şey var yapalım. Bende detaylı görüntüleri. Onu bir Maria Hanım'a bir soracağız bakalım. Okutabilirsek. Bu gözlerde Erdoğan abi o ikonalar mı varmış zamanında? Burası şeyin papazın oradaki şeyi vardı ya. Anlattıklarına göre papazın malzemeleri vardı. Hı. Bak şu taşı da çek. Bak gel buraya. Neydi Baptist taşı mıydı? Bak. Şurada, biz burada kahve dibeyi diyoruz ya, hı hı. İşte bak aynı bak. Kutsal su içine evet, değil mi? İçinde evet, orada köşedeydi o. He, oradan buraya taşınıyor. Tabii oradan işte, gene bir yere gitmedi, gene iyi yani. Burada kalması iyi. Burada kaldı, iyi oldu. Çok büyük tahrip edilmiş be, vallahi. Bunun çanı nerede duruyormuş Erdoğan abi? Çanı çatılamıyormuş, nerede çanı duruyormuş? Aydın'da. Onu da bir göstersene, yok burada nereye bağlı şeyde, çanı? Bak, çanı şu şeydeydi, ikinci şeyde. Bak. İkinci halka var ya. Yani şu üstteki oradaydı. Tuğlalarla kapatılmış evet, olan evet, ikinci halkada. Evet, ikinci halkaydı. Bu orada. Küçük küçük böyle gözler var Erdoğan abi. Bir sürü şurada 10 tane var. Bunlar ışık iskele, alması için mi? Işık da olabilir. İskele koyurlarken onları şey nasıl çıkarıyorlardı mesela koskoca o taşları? Hı. İskele şeyine. Şimdi mesela bizim modern inşaatlarda ne yapıyorlar? İskele kurarak. İskele kuruyor. İşte tabii. O da öyle. Onlar da mesela şimdi orada bağlantı yapıp da böyle çıkarılardı. Kolay mı bu mesela şimdi? En az 10 metre yükseklik var. O yıllarki teknolojiyle. Benim aklım o tüneli hala almıyor. O yıllarda bunu nasıl yaptınız yani? Oradan oraya. Esas aşağı tünele gitsek, sağa gitsek onları şey yapsın. O daha da fena. Bir daha geldiğinde oraya tünellere getirin mesela. Vay be. Şuradan gidelim mi Erdoğan abi? Gidelim. Senin ev nerede Erdoğan abi? Buralara uzak mı? Yok yakın. Yakın mı yine? Yakın. Köyde kaç hane var? Kaç nüfus ne buranın? Vallahi hane 500 tane hane var. Hı hı. Fakat 250'si boş desem olacak. Hadi ya. Şimdi Aydın'a giden oldu, İzmir'e giden oldu, Türkiye'nin her yerinde gidenler oldu. Yerine gelenleri de biz pek fazla şey yapmıyoruz. Mülk satılmıyor. Mülkle satılmadığı gitseler için. Gitseler bile mülk kalıyor yine değil mi üzerinde? Kalıyor tabii. Hepsi aynen. Burada. Bütün mesela şimdi gidiyorlar. 50 yıldır uğramayanlar ama mezara geliyor. Burada. Mezarı burada. Abi şu dış görüntüsü ne kadar güzel ya.
Ya ne diyorsun? Gerçekten bilmiyorum. Belki sizin gözler alışmıştır. Her gün buradasınız ama. Ya, biz tabii öyle. Şu dışarıdaki görüntüsü çok başka ya. Film karesi gibi yani. Bu ya merdivenle ilgili bir şey söylemiştin Erdoğan abi sen. Şu merdiven bak. Şu merdivende ne korkuluk vardı ne bir şey vardı. Hiçbir şey yıllarca mesela burada çıkıldı edildi. Şunun altı boş. Sonradan kapatıldı. O altı yoktu değil mi? Ha, altı destek yokken bunlar nasıl böyle durdu? Bu nasıl duruyordu harbiden ya? Altı yokken bunu böyle şuraya mı bağlıyorlar yani? Yok hiçbir bağlantı yok. Nasıl böyle şey oldu bilmiyoruz. Şimdi biz buraya geldiğim zaman bunun altında hemen bizden büyükleri gelirler diye kaç göçer meçer derler. Ya. Hiç bakıyorsun hiç bağlantı yok. Buralar... Burada, Erdoğan abi, definecilerin göz bebeğidir buralar biliyor musun? Herkes altın peşinde koşuyordur burada. Şu bina yokken, burası burada eski bir bina vardı. Çok daha farklıydı. O da o zamanlardan. Orijinal binalardan. Orijinal binalardan. O kadar mesela şey oldu. Bunlar yoktu. Sonradan şey oldu. Şimdi bu adam tüneli buradan böyle çekmiş ha? Buradan evet. Şimdi bu bakalım. Evler yokken onlar altından böyle. Ne öyle kadar öyle, yakın, ne kadar uzak bir izleyenler uzak, de karar işte, versinler. Tahmini mesela hesap etsen 50 metre mi 100 metre yok. Yok. Şöyle yani bu, tabii, düz şuradaki gidiyordu. Boş arazide. Boş İstersen arazi. Evet arkamızdan alsan şöyle kol hizamdan göstereyim. Şurada görünen boş arazi, bir boşluk evlerin arasındaki yer. Evet. Papaz'ın evi burasıydı. Çok güzel bir binalardı burada. Erdoğan abi burayı niye yıktılar? Papaz'ın evi ne oldu? Ya işte... Aslında ağzımda kötü şeyler var ama söylemeyeyim artık. Onlar bir, sansür edersin. Evet. Burada bir şimdi burada, talan olmuş yani. Tabii canım. Daha bundan 10 sene öncesine kadar bu vardı. Bina duruyordu. 10 sene öncesine kadar. Tabii. Bina vardı. Hiç şey yoktu. Ne oldu? Ondan sonra işte ihtiyarlar öldü. Mirasçılar kaldı. Oradaki define kuyusu vardı ya. Papazın kuyusu vardı. Oraya para hep oraya atıyordu o. Böyle derlerdi. Oraya doğru. Bu içinden para mara çıkar diye şey yapar diye evi yok ettiler. Yine evin altında bir şeyler ararken mi oldu? Bir şey arayacaklar. Belki bulmuştur bilmiyoruz yani. Yani. Çünkü ruhsatlı gelip açtılar evi. Bu öteki eve kadar gidiyor muydu? Büyük müydü Erdoğan abi? Tabii. Buradan başlıyor gidiyor. Mesafe şuradan şöyle gidiyordu. Şöyle şey var. Çok modern yani. O günün şartlarına göre çok modern. O zaman papazın eviydi. Sonra papazın bizim evi. Türklere ondan geçti. Işte, onun mirasçılarına kaldı. En son gitti mi? Ondan sonra yıkıldı, harap oldu, gitti yani. Şey sen şimdi, girmiş miydin evin içine? Çok. Benim şey... Tek katlı mıydı? Tek katlı. Kaç oda gibiydi böyle? Hatırlıyor musun? Tek katlı. İşte oda... Şimdi iki oda sağda vardı. İki oda solda vardı. Biri mutfak. Tam karşısında da tuvalet, banyo. Hepsi bir de papazın girdiği kuyunun şeyi vardı. O tünelin geçtiği oda. Tünelin geçtiği oda vardı. Ev Erdoğan abi böyle miydi? Girişi böyle miydi? Böyleydi. Buradan giriyordu böyle. Buradan böyleydi. Derinlemesine gidiyordu o zaman evet. Böyle. Derinlemesine şey yapıyordu. O ortada bir şey ne diyorlar o antre. Yani antre gibi ama geniş. Odaların arasında ortasında artık. Geniş. O zaman odaları öyleydi. Tabii. Yani hep odalar ama o antrede bir şey konulmuyordu. Sadece o odaları taksim ediyordu. Şimdi anlattığın kadarıyla kafamda canlandı. Biz hep böyle gidiyoruz eski evlere, terk edilmiş köylere. Rum evlerinden bahsetmiyorum. Bizim Türk evleri, Türkmen evlerinden bahsediyorum. Evet. Bu anlattığından çok farklılar. Çok küçük yapıyorlar bizim Türkler evleri. Evet. Bir göz, bilemedin iki göz. Bak buradaki modern, şimdi günümüzün evi gibi bahsediyorsun. Ya, bu bayağı büyük ev yani. Tabii. İşte o öbür evler de aynı. Öbür evler de aynı yani şey yok. Çünkü oradaki mesela eğer gidip görme durumumuz olursa onların şeyi de aynı. Konumu yapısı aynı. Aynen. Çünkü o gün mesela şimdi o bir onlar mesela şimdi çok evler vardı. Şu hep taraf doğru ya. Ama ne oldu? Herkes daha modernli, daha şey oldu. Bizim evde yukarıda biz mesela 50 yıl yaşadığımız evde 80 santim duvarı vardı evin. Kalınlığı. Ne kış görürdük ne yaz sıcağı görürdük. Ya. O yıllarda nasıl yapılmış? Kerpiçler geniş. 80 santim ne demek ya bir duvar. Ama şimdi 18 santim içi boş. Boş. Vallahi çok isterim Erdoğan abi şu kilisenin ayağa kaldırılmasını ve şu tünelin tekrar bir ortaya çıkarılmasını ya. Vallahi böyle bak şimdi tarihe şu, kazandırılsa ya. Şimdi tünel biraz çok zor ama inşallah şimdi geçen hafta yaptığımız bu panelde inşallah bu girişimciler
bir sonuç çıkarırlar. Demenim o. İnşallah. Yani bayağı bir girişimciler oldu. İnşallah mesela İzmir'den mimar mühendisliklerden, Aydın'dan bayağı şey oldular. İstanbul'dan bir bayan vardı geldi. Çok şükür Allah razı olsun. İnşallah bir şey yaparlar yani. İnşallah. Gerçekten. Evet. Valla benim için çok etkileyici görüntülerdi bunlar. Çok etkileyici hikayelerdi Erdoğan abi. Senin de ağzına sağlık. Yerinde olsaydı da buraları görseydik. Ya, işte tabii, tüneli de tabii burada onu görseydik. Tabii. Ama tabii. En azından görmüş biriyle beraberiz. Evet. Bugün inşallah hani yaşadık. O yani şekilde. Görmekle beraber içinde yaşadık. Evet. Yani o şeyleri mesela şimdi insan mesela arıyor. Ben mesela şimdi babamın, annemin beni büyüttüğü evde ben çok arıyorum. Yeah. Ama kardeşlerim hepsi sattırlar. Yeah, işte. Sattırdılar. Şimdi hayal ediyoruz onu. Tabii. Abi anılar güzel. Hiçbir zaman unutulmuyor. Unutulmaz. İnşallah biz de buradaki anıları, bugün buradaki tarihi güzel bir şekilde anlatmış olduk. Tabii çok olduk. Çok şey olur. Yani insan ağzına, eskiye dönüp tarihi unutmamak lazım. Tabii. Şimdi tarih deyince yalnız tarih takvim tek tarihi değil. Tabii. Geçmişin hepsi bir tarih. Geçmişin hepsi. Şimdi okuyan çok şey kazanır. Evet. Ben bunu biliyorum. Okumak hiçbir zaman yaşı sınırı yok. Evet. Bak ben çok okuyorum. Allah var. Bu köy çok bilgili. Hepsi çok okuyor. Kim duyuyor benim mesela kitap okuduğumu, kitap gönderir bana. Ya. Belli kitap ama Erdoğan abi. Yani dolu dolu bir adamsın. Helal olsun valla. Çok şükür. İsterim ki herkes öyle olsun. Ya. Ya şimdi bana mesela diyorlar sen bu yaşta çok çalışıyorsun. Çalışmanın şeyi yok. Yok. Bu arada Erdoğan abi şakır şakır Rumca konuşuyor. Yani. Evet. Köyün halkı zaten birbiriyle hepsi Yunanca konuşuyorlar yani köy evet, gerçekten nesil, orijinal şimdiki yani. Şimdiki nesil biraz uzaklaştı. Yok değil mi şimdi biraz? Yeah. Şimdi eskiden biz, benim babaannem Türkçeyi çok güzel konuşurdu. Okuma yazması da vardı. Hı hı. 80 küsur yaşında vefat etti. Oradan geldiklerinde aşağı yukarı 40 yaşında falandı. Oradan geldiklerinde. Babam 17 yaşındaydı buraya geldi. Annem 11 yaşındaydı. Buraya geldiklerinde. Ben babaannemi, dedemi, babaannemi, anneannemi gördüm. Maşallah. Anne dedemi gördüm. Maşallah. Yalnız baba dedemi göremedim. Evet. Baba dedemi, dedemin tarihi çok farklı. Allah hepsine rahmet eylesin. Onu anlatmam. Tamam. Allah rahmet eylesin onu anlatmam. Çünkü tamam. O biraz şeyi aşırı. İnşallah bir gün. Evet. Ama senden ayrıca dinleriz. Kamerası sessiz tamam. Olursa onu anlatırım. Ben merak ettim dinlerim inşallah. Erdoğan abi çok sağ ol her şey için. Rica ağzına ederim. Sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili izleyenler, bugün bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim için özel bir videoydu. Çok uzun zamandır duymuştum, merak ediyordum. Kısmet bugüneymiş. Tabii gönül isterdi ki bu bahsettiğimiz şeylerin yerinde olmasını, bunları da gösterebilmeyi, şu tünelin içine girip bizzat bunu tecrübe etmeyi çok isterdim. Maalesef inşallah bir gün ulaşır bir yerlere. Yetkililer de bir duyarlılık gösterir. Çok zor şeyler değil bunlar. Tekrar gelinir, açılır. Her şey yerli yerinde olduğu gibi duruyorsa gün yüzüne çıkartılır. Dedikten sonra artık videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine çalışmalar devam ediyor. Çok çok iyi videolar geliyor. Planlamalar yapıldı. İzinler alındı. Çok sürpriz videolar olacak yakında. Muhakkak takip etmeyi unutmayın. Onlarla da yine karşınızda olup sizlere keyifli vakit geçirtmeyi planlıyoruz. Bize müsaade. Emre Kaçar. Yollara devam. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet. Saygılar, sevgiler olsun. Never stop, I'll get it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch. Always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough.